Sizlerle beraber site nasıl kurulur, domain hosting nasıl alınır ücretsiz bir şekilde, onun anlatımını yapacağım. Öncelikle yani önceki videomda telefon üzerinden anlatım yapmıştım. Arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız bilgisayar üzerinden anlatım yapmamı istedi. Bilgisayar üzerinden anlatım yapacağım. Videoyu tamamen her şekilde, hiçbir şekilde ücret ya da bir şey talep etmeden işlemleri yapacağız. İlerlemeden ya da videoyu duraklatmadan ya da atlatmadan yaparsanız daha iyi olur sizin için. Tarayıcımızı açıyoruz. Bize gerekli olan şey hosting ve domain olduğu için hostingimizi Infinity Free'den alacağız. Infinity Free. Tabi bunun için domain de gerekiyor. Hostingimizi Infinity Free'den alacağız. Domainimize Freenom'dan alacağız. Şöyle hemen ben size göstereyim. Şöyle şekilde hemen Freenom sitesine gidelim. Burada ücretsiz alan adı seçmemiz için gerekli olan bir çubuk var. Orada istediğimiz bir şeyi seçebiliriz. Mesela ne yapalım? Şöyle ne yapabiliriz? Verify Badge Helper yazayım mesela. Uygunluğu kontrol ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bize 5 tane free olarak alan adı seçiyor. TK, ML, GA, GF ve GQ olarak. Aşağıdakiler ücretli. Biz ücretli kısmına hiç bakmayacağız. Direkt buradan hemen free olanları alacağız. Fakat hemen alın dediğimizde böyle kontrol etme diyor. Uygun değil. Hepsine bastığınızda hiçbirinde uygun değil diyor. Bazı arkadaşlarımız şöyle demiş. Freenom'dan aldığımız domainler yani alan adları hiçbir şekilde verilmiyor. Sadece paralı oluyor. Eskiden öyleydi. Fixiydi. Böyle bu metot çalışmıyor artık gibisinden. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi alacağımız şey için bu hesap kurmamız gerekiyor. Burada oturum aç kısmına giriyoruz. Oturum aç kısmına girdiğimizde burada giriş yapmamız istiyor ama bizim hesap adımız ya da bir kullanıcı hesabımız olmadığı için biz buradan giriş yapamayacağız. Onun için ben biraz araştırma yaptım. .gf diye bir tane site var. Bu da Freenom'a kayıtlı. Aynı bir site. Yani aynı site üzerinden işlem sağlanıyor. Ben direkt alan adımı aynı şekil buraya girip buradan verifyback.helper.gf olarak alan adımı taratıyorum. Şöyle tarıyor şu an. Şöyle gördüğünüz gibi bizi yine Freenom'a attı. Burada hemen otomatik olarak hani domaini almamız için bize gerekli olan izni veriyor. Burada direkt aldığımızda uygun değil diyordu. Fakat .gf sitesine girdiğimizde bize otomatikman bunu sağladı bize. Direkt checkout deyip işlemlerimize devam ediyoruz. Ardından verifyback yani domain adımızın kaç hafta yani ücretine kadar olsun diyor. Biz yani kaç süreyi ayarlamamızı istiyor. Biz burada 12 month diyoruz. Ve continue diyoruz. Yani 12 hafta olarak seçiyoruz. Denesilere falan geçmiyorum. Bakmıyorum onlara şu an. Bizden giriş yapmamızı istiyor. Hesabımız yoksa hemen buradan giriş yapmamız için gerekli olan e-mail adresinizi soruyor. Hemen buradan giriş yapacağız. Direkt Freenom sitesinden giriş yapamayacağınız için .gf sitesi bizi buraya hemen buraya aktardı. Buradan yapıyoruz. .gf sitesi yani direkt otomatikman bizi artı olarak hesap kurmamızı da sağlıyor. Şöyle ben e-postamı gireyim. Hatta diğer e-postamı gireyim. Evet, ya bunu gireyim ben. Protonmail.com. E-postamı girdikten sonra onay kodu gidecek oraya. O yüzden Protonmail açıyorum. Yanlış yazdım. Protonmail. Şöyle login kısmına giriyorum. Burada bize her şeyi söylüyor. İşte email adresi gidecek diye. Şöyle enter different email diyorum. Tabii hepsi burada 0YTL olarak gözüküyor burada. Bundan sonra işlemlerimizin hepsini e-posta üzerinden devam edeceğiz. Proton mail'e giriyoruz şimdi. Şöyle. Kullanıcı adım yazıyorum. Bu tabii Gmail falan da oluyor. Hiç sıkıntı yok. Proton mail olması önemli değil. Gmail olur, Hotmail olur. Hiç fark etmez. Ben Proton mail kullanıyorum benim mailim. E-posta üstüne yazın buraya. Buraya Freenom Email Verification kısmı geldi. Direkt bu linke tıklayarak direkt email yani hesap oluşturma onayını veriyorum. Linke tıklayarak. İşlemlerimin hepsi buradan devam edecek. Şimdi burada isimlerimi falan yazacağım direkt. Faruk. Dursun. Falan. İşte burada bilgileri girmemiz yani doğru girseniz de olur. Yanlış girseniz de olur. Ben ne yazacağım bunu? İstanbul yazacağım. Adres İstanbul. İşte zip kodu 34250. City yine İstanbul. İşte falan filan geçiyorum. Buraya telefon numarası yazabilirsiniz. Yazmayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şifremizi oluşturalım. Buraya şifre edelim. Buraya koşulları, hizmet koşullarını tike işaretleyip complete order diyorum. Şimdi kayıt olduk gördüğünüz gibi. Hani diğer arkadaşların dediği gibi işte kayıt olunmuyor, alınmıyor, bu metot yok, öyle bir metot yok, fixedi falan filan muhabbetine giriyorlar. Öyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Buradan hani free olarak domainimizi alıyoruz. Direkt client araya giriyoruz otomatik olarak. Durun partners, yok servis kısmından my domains'e giriyorum. Ardından gördüğünüz gibi bizde burada verify page gf domain uzantımızın bizim olduğunu ve aktif olduğunu gösteriyor. Tabii şu anlık aktif değil. Biz hemen şey yapacağız kendimize. Infinity Free'den hosting almamız gerekiyor. Burada benim hesabım var. Buradan çıkış yapıyorum hemen. Singap kısmından hemen girişi yapacağım. Hesap oluşturmam gerekiyor kendime ait. Yine hesap oluşturuyorum şimdi burada. Bunları açıyorum hemen. IMR numara robot. Clicking Account hakkında basıyorum. Bakayım bu email önceden kullanılıyor diyor. Hemen diğer e-postama yazayım. Önceden bu hesapla kurmuş olabilirim. Şimdi diğer e-postama yazıyorum. Clicking Account dediğimde yine kullanılıyor herhalde. Diğer e-postama gireyim o zaman.
şu an hesabımız kuruldu fakat bize e-posta geldi. O e-postayı doğrulamamız için bize şu an e-posta geldi. Onu doğrulamamızı istiyor. Ben direkt o e-postaya gireceğim. Bir saniye bekleyin. Şöyle gördüğünüz gibi bir mail gelmiş bize doğrulamamız için. Verify e-mail adresi basıyorum direkt. E-mail adresi basıyorum. Hesabımız oluşturuldu. Bundan sonrasını hepsini kapatayım. Bunlara gerek yok artık. Şöyle. Şöyle partner, my domain'ını bunları kapatayım. Hiç gerek yok bunlara. Bundan sonra işimiz yok. Create account diyorum. Hani hosting konuşturmamız için gerekli olan şey. Bize diyor ki saplamayın. Yani Infinity Free'den aldığımız domain adresini girmemizi istiyor. Ama biz farklı yerden yani Freenom'dan aldığımız için custom domain diyoruz. Kendi domainimizi girmemiz için. Şimdi bizim alan adımız neydi? Verify page. Neydi? Abi neydi lan? Verify page helper. Neydi? Unuttum onu. Jeff. Böyle miydi lan? Dur bir dakika bakacağım hemen. Bir saniye. Tekrardan gireceğiz. Şöyle. Girelim. Domain ismini unuttum. Çok saçma. Heh bu. Burada. Bunu kopyalıyorum ben. Şöyle. Search domain diyorum. Bu evet onaylandı. Yani böyle bir bağlantı kurabilirsin diyor. Şöyle direkt bize birazdan hata verecek. O hatayı da göstereceğim size. Create and code diyorum ben buradan. Hızlıca. Burada bize diyor ki hata veriyor. Burada diyor ki NS yani name server adreslerimizi senin domainine bağlaman gerekiyor diyor. Hani yoksa yardımcı olamam sana diyor. Giriyorum. Freenom sitesinden hemen My Domains kısmına giriyorum. Domainlerimi gösteriyor burada. Manage Domain kısmına basıyorum. Hosting'de domaine birbirine bağlayacağız. Burada name server kısmına giriyorum. Burada ns1.epz.com kısmına. Burada use custom name server kısmına ns1.epz'yi. Name server 2'ye de ns2'yi yapıp change name server'a basıyorum. Burada bekletiyor bizi. Evet işlem onaylandı diyor. Şimdi tekrardan yapıyorum her şeyi. Create and kontrol. Evet oluşturuldu. Bizi burada kullanıcı adı falan da gösterdi hatta. Burada open control panel diyorum. Burada bize yetki istiyor. Yetki vermemizi istiyor. Yani otomatikman ne yapmamız gerektiğini için yetki vermemiz gerekiyor. Bizi kontrol panel kısmına attı. Buradan yapmak istediğimiz şey yani sitemizle domainimizi birbirine bağladık. Şimdi dosyalarımızı internet sitemize atmamız gerekiyor. Bunun için FileZilla kullanacağız. Hemen FileZilla'yı açayım. Evet arkadaşlar FileZilla programımıza giriş yaptık şu an. Burada FileZilla bilgilerimizi girmemiz için burada sunucu, kullanıcı adı ve parola bilgisi girmemiz isteniyor. Kontrol panel kısmına girdiğimizde zaten sağ tarafta göreceğiniz şekilde burada FileZilla yani FTP bilgilerimizi girmemiz için gerekli olan yer açılıyor burada. Burada FTP .NET kısmındaki FTP hostname'i sunucu kısmına, FTP username kısmında kullanıcı adına, şifreyi de görmem için tabii ki de kontrol dev in client arena kısmından. Şurada gördüğünüz gibi yine aynı şekil. Aynı bilgiler kontrol panel kısmında da duruyor. Show hide diyorum. Göster diyorum yani şifreyi. Şifremiz burada duruyor. FTP password kısmında. Hızlı bağlam diyorum. Direkt otomatikman direkt işte giriş yaptı. Hosting'imizin içine. İnternet sitesini oluşturacağımız dosyalarımızın içine. Kontrol panel kısmında. Bunları buradan silmemize gerek yok. Gerek var mı hiç bilmiyorum. Yani bilmiyorumdan kastım yani gerek yok. Yapmayın. Öyle kalsın. Bir zararı yok yani. Burada kullandığımız scriptimiz. Tek scriptimiz. Telif script olması lazım. Bilmiyorum. Telif scriptimiz duruyor burada. Bunu sürükleyip FTP sunucu bilgilerin içine sürüklüyorum. Aktarım yapılıyor şu an. Evet şu an gördüğünüz gibi oldu. İstiyorsanız gelin bir kontrol edelim. Web sitemiz şöyle açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemizi sorunsuz bir şekilde ücretsiz olarak kurduk. Siz de şahit oldunuz. Bu önceden arkadaşlarımız demiş Freenom'dan alınmıyor artık ya da metotlar fix dedi falan. İşte bu videoda da görmüş oldunuz. Böyle yardımcı oldum size tabii ki de. Burada işte bilgilerimizi sallıyoruz. Confirm your email kısmına giriyorum. Buradan da sallıyorum bunları. Bu tabii 2018'in script'i. Güncel script kullanabilirdim ama bilgisayarımda bunu buldum. Onu kullanmak istedim. Yani herhangi bir şeyim yok. Sadece göstermek amaçlı yaptım. Burada işte önceki script'teki gibi gördüğünüz gibi işte onaylandı falan diyor. Şöyle text'imizi kontrol etmek istiyorsak tabii geri geleceğiz. Buna koyayım. Ha basamıyorum. Ghost.txt. Ne yapayım yazamadım ki. Ghost.txt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar txt'miz de burada duruyor. Yani txt'mize de ghost.txt yazarak giriş yapabiliriz. Hiçbir şekilde sorunsuz çalışıyor. SSL for free. SSL for free kısmından da ücretsiz SSL çekebilirsiniz kendinize. İstiyorsanız da Some diye bir hosting firması var. Oradan da kendinize otomatik olarak SSL çekebilirsiniz. Onları yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor size. Herhangi bir sıkıntısı yok. Böyle bunu da anlatmış olduk arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.